Merhaba. Bu videoda sizlere 1970-79 yılları arasında çekilmiş korku filmleri içinde en sevdiklerimden söz etmek istiyorum. Ama öncesinde o günlerin dünyasına bir göz atmamız gerekiyor. Korku filmlerinin yükselişe geçtiği yıllardaki siyasi ve kültürel gelişmelere yakından bakmak sadece sinema sanatı değil, insanlık tarihiyle ilgili de çok önemli ipuçları taşır. Yani bu listeyi size sadece film tavsiye etmek için değil, sosyolojik bazı çıkarımlar yapmak için ve insan psikolojisine küçük çapta bir bakış atmak için hazırladım. Bu biraz iddialı bir giriş oldu farkındayım. Aslında amacım hem size korku sineması tarihiyle ilgili küçük ipuçları vermek hem de korku filmlerinden hiç hoşlanmayan ve bu listedeki filmlerle ilgilenmeyen dostlarıma bu eserlere üvey evlat muamelesi yapıp hiç değerleri olmadığını söylemenin bence çok doğru bir tutum olmadığını kanıtlamak. Şimdi çeşitli videolarımda daha önce de söylediğim gibi korku filmleri korkmak ve zaten zorluklarla dolu yaşamımızı daha da çekilmez hale getirmek için değildir. Sanki korku trenindeyim. <laughs> korku filmleri eğlenmek ve rahatlamak için vardır. Yani bu filmler bizi günlük korkularımızdan uzaklaştırır ve kötünün cezalandırıldığını göstererek bir katarsis yaşatır. Yani bu filmleri izlerken önce ruhsal bir sarsıntı, sonra da bir arınma yaşamamız gerekiyor. İngiliz yazar ve filozof J.K. Chesterton'ın da dediği gibi çocuklar ejderhaların varlığını masallardan öğrenmez. Onlar zaten canavarların var olduğunu bilirler. Masallar onlara ejderhaların öldürülebileceğini öğretir. Tabi masallar ve aşırı şiddet ögeleri içeren korku filmleri aynı şey değil. Yani çoluk çocuk geçelim ekran karşısına her gece bir korku filmi patlatalım demiyorum. Bu filmler küçük çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ama yetişkinler üzerinde kötü sonuçlar doğurduğunu kanıtlayan hiçbir bilimsel araştırma falan yok. Yani bu filmleri sadece sapıkların izlediği ya da izleyenin sapıttığı falan doğru değil. Bu tarz filmlerle başa çıkabilecek yaştaysanız buyurun geçin karşılarına korkmayın ben yanınızdayım. Şimdi sinema deyince hepimizin aklına hemen Amerika geliyor ama 70'ler korku sinemasını konuşmaya bence İtalya'dan başlamak lazım. Çünkü o yılların İtalya'sı tarihe ne yazık ki kurşun yılları olarak geçmiş. 60'lı yılların ortasında başlayan ve 80'lerin sonuna dek devam eden bir sağ sol çatışması var ve sayısız politik terör eylemine yol açmış bu durum. E, aynı tarih İtalyancada sarı anlamına gelen giallo filmlerinin de doğumuna sahne olmuş. Giallo içinde slasher ögelerini de barındıran psikolojik gerilim ve korku filmleri istismar sinemasının örneklerindendir bunlar ve nadiren doğaüstü durumları da barındırırlar ama Genellikle katilin kimliğinin böyle son sahnede ortaya çıktığı dedektiflik öyküleri, bu alt türün adına sarı denmesinin nedeni de İtalya'nın en büyük yayın evlerinden biri olan Mondadori'nin 1930'lardan bu yana bastığı sarı kapaklı ucuz dedektiflik romanları. Bu öykülerde katiller hemen her zaman geçmişlerinde yaşadıkları bir travma nedeniyle delirmiş durumda. İşte akıl hastalığı, yabancılaşma ve paranoya gibi temaları barındıran bu filmler İtalya'nın içinde bulunduğu o çalkantılı yılları özetler gibi. Bu yapımlar etkileyici sinematografileri, şık görselleriyle ön plana çıkıyorlar. İşte canlı renkler, böyle tuhaf kamera açıları, baş döndürücü panlar ve takip çekimleri. İşte gözler, bıçaklar, porselen bebekler, çiçekler gibi objelere böyle fetişistlik derecesinde yakın çekimler bu filmlerin olmazsa olmazı Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, Umberto Lenzi, Aldo Lado, Sergio Martino gibi önemli isimler bu alt türün en iyi örneklerini vermiş kişiler. İtalya işte bu sağ sol çatışmalarıyla sarsılırken Amerika'da ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri de her gün televizyonda Vietnam Savaşı'nın dehşetiyle yüzleşiyor. Haber programlarında hep bu savaştan görüntüler var. Aynı yıllarda böyle bir enerji krizi içinde stagflasyon gibi dertlerle boğuşan halk böyle kısa süre sonra kendi başkanlarına dahi güvenmemeleri gerektiğini Watergate skandalı sayesinde anlıyorlar. Gençlerin dine ve çekirdek aile kavramına inançları azalmış ve toplumu büyük bir umutsuzluk sarmış o yıllarda ve insanlar dünyanın sonunun gerçekten geldiğine inanmaya başlamışlar. İşte böyle bir ruh halinde olan insanların korku filmlerine akın etmesi kaçınılmaz bir durum. Tarihte bu hep böyle oluyor niyeyse. Zaten komünizmi bir dış tehdit olarak gören halk böyle feminist başkaldırı ve diğer gençlik hareketlerini de dine ve toplum değerlerine bir saldırı olarak görüyor. İşte Amerikalılar bu dejenere gençlerin beyaz perdede cezalandırıldığını görmeye bayılıyorlar. Bunun için sinema salonlarını doldurmaya başlıyorlar. İşte bu filmlerde gençler böyle aile büyüklerinin falan olmadığı mekanlarda içki içiyor, uyuşturucu kullanıyor, seks yapıyor ve bu yüzden öldürülüyorlar. 70'lerin ortasında Black Christmas filmiyle başlayan ve tüm 80'ler korku sinemasını etkisi altına alan ayrıca Giallo filmlerinden de oldukça etkilenen bir alt tür var. Slasher. işte bu sayede doğmuş oluyor. Ya üstelik bu filmler öyle sadece dejenere gençlikten bıkmış olanlarca değil bizzat gençlerce de kabul görüyor. Çünkü onlar da o yaşamak istedikleri hayatı cezalandırmaya çalışan kötülerin perdede yansıtılmasından ve filmin sonunda öldürülmesinden hoşnut oluyorlar. Ee, yükselişe geçen bir diğer alt türse doğrudan dini temaları konu alıyor ve gişede inanılmaz rakamlara ulaşıyorlar bu filmler. The Exorcist ve Omen gibi olağanüstü olayları irdeleyen Hristiyanlık merkezi filmler din elden gidiyor kaygısı taşıyan halk tarafından büyük ilgi görüyor. Sonuç olarak 70'ler hem İtalya hem de Amerika için pek de parlak yıllar değil açıkçası. Ve halkların yaşadığı umutsuzluk, çaresizlik ve gelecek kaygıları sinema perdelerini korku filmleriyle doldurmuş durumda. Şimdi bu insanların yaşadığı sıkıntılar elbette üzücü ama biz korku severlerin yüzünü güldüren pek çok başyapıtta işte anca böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Bu da bizim tesellimiz. 70'lerden size korku filmi tavsiye ederken şöyle bir yöntem kullanacağım. O senenin en iyisi olduğunu düşündüğüm bir film ve bu filmin gölgesinde kalmış olan ve bence pek değeri bilinmeyen ikinci bir eser. Yani toplamda 20 tavsiye vermiş olacağım. Hazırsanız hemen 1970'in bence en iyi korku filmiyle başlayalım. The Bird with the Crystal Plumage hem giallo filmlerine hem de Argento sinemasına başlamak için oldukça iyi bir seçim. İtalya ziyareti sırasında bir seri katilin saldırısına tanık olan Amerikalı bir yazar bu saldırganın kimliğini bulmayı saplantı haline getiriyor. Tabi bunu yaparken kendi hayatını da büyük bir tehlikeye atıyor. Dario Argento'nun ilk filmi olan The Bird with the Crystal Plumage'ın başrollerinde Tony Mastain, Suzy Kendall ve Enrico Maria Salerno gibi isimler var. Bu film İtalya'da o kadar çok sevilmişti ki 3,5 yıl vizyonda kalmıştı. Roy, Roy Ward Baker'ın yönettiği gotik korku filmi The Vampire Lovers 1970 yılı için size tavsiye edeceğim ikinci film. Ünlü İngiliz film stüdyosu Hammer'ın imzasını taşıyan yapımın başrollerinde Ingrid Pitt, Pippa Steele ve efsane aktör Peter Cushing var. 1700 yılların sonunda geçen klasik bir vampir hikayesinin anlatıldığı film aslında eleştirmenlerce pek beğenilmemişti. Ama Hammer filmimizin en hakkı yenmiş işlerinden biri olduğunu düşündüğüm için benim listemde yerini aldı. A Bay of Blood, Giallo denince akla gelen 3 isimden biri olan Mario Bava'nın en bilinen ve en kanlı filmi. Öylesine kanlı ki 1963 yapımı The Whip and the Body filminde yönetmenle çalışma fırsatını bulmuş olan Christopher Lee bile A Bay of Blood filminden tiksindiğini dile getirmişti. Bence de babanın en iyi işi değil ama slasher alt türüne büyük bir ilham kaynağı olduğu için bence mutlaka izlenmeli. Ayrıca film herkes tarafından beğenilmemiş de değil. Dario Argento o kadar sevmiş ki projeksiyoncu bir arkadaşı sayesinde filmin bir kopyasını sinemalardan çalmış. Hatta hala bu bobinleri saklıyor ve soranlara koleksiyonumun en nadide parçası diyormuş. 1971'in bence en ilginç filmlerinden biri de Willard. Daniel Mann tarafından yönetilen filmin başrollerinde Bruce Davidson, Sondra Locke, Ernest Borgnine ve yüzlerce fare var. İçine kapanık bir dostumuz olan Willard, rahmetli babasının kurduğu şirket elinden alınınca... Ben ve Sokrat adlı iki sıçanla enteresan bir arkadaşlık kuruyor. Kısa süre sonra da kendisine farelerden oluşan bir ordu ediniyor ve ona kazık atan kişilerden intikam almaya başlıyor. Willard gişede o kadar başarılı olmuştu ki 70'li yıllarda hayvanlı korku filmleri patlaması yaşanmıştı. Bu filmin de Ben adıyla bir devamı çekilmişti. 2003 yılında bir de Crispin Glover'lı versiyonunu yaptılar ve bence o da izlemeye değer bir yapım. 1972'nin bence en iyi korku filmi Alfred Hitchcock imzasını taşıyan Frenzy. Ustanın en kanlı ve tek R-rated filmi bu özelliği yüzünden kimilerince pek beğenilmemiş ama ben Giallo estetiğini taşıdığına inandığım bu filmi oldukça seviyorum. Eylül'de gelecek Alfred Hitchcock videosunda Frenzy'den de bahsedeceğimiz için burada kısa kesebiliriz. Hitchcock'un en iyi filmleri listesinde pek adı geçmeyen bir yapım bu ama benim 70'ler listemde elbette yerini aldı. Last House on the Left, istismar sinemasının alt türlerinden tecavüz, intikam filmlerine örnek gösterebileceğimiz bir yapım. Başrollerinde Sandra Peabody, Lucy Grantham, David Hess ve Martin Cove Başında hikayesinin gerçek olaylara dayandığı yazsa da bu taktik o yıllarda çok kullanılırdı ve tabii ki pek de gerçeği ifade etmezdi. Last House on the Left'in senaryosu eski bir şehir efsanesine dayanıyor. Hatta 1960 yapımı Bergman filmi Virgin Spring'de Aynı konuyu işlemişti. 2000'li yıllarda Last House on the Left yeniden çekildi ama o yapım orijinalinin tadını vermiyor. Wes Craven'da bir dahaki ay inceleyeceğim yönetmenlerden biri. Bu filmle ilgili detayları da o videoda vereceğim. Şimdilik tavsiye etmekle yetiniyorum. 1973 yılı hakkında uzun uzun konuşmaya gerek olmayan, Hatta konuşulacaksa bile başlı başına bir videoyu hak eden bir başyapıta sahne oldu. William Friedkin yönetimindeki The Exorcist, çoğu sinema severce gelmiş geçmiş en iyi korku filmi kabul edilir. Bugüne kadar izlemedinizse eminim çok ciddi bir sebebiniz vardır yoksa duymamış olmanıza olanak yok. Tekrar tekrar izlenebilecek bir yapım kesinlikle eskimedi. Hatta ben Metin Ertsan'ın çektiği Türk versiyonunu dahi çok severim. Kocasının yasını tutan bir sosyal hizmet görevlisi, annesi ve iki kız kardeşiyle yaşayan bir bebeğin durumunu incelemek için Wattsworth ailesinin evini sık sık ziyaret etmeye başlar. Bu bebeğin durumu özeldir çünkü kendisi 30'lu yaşlardadır. Ted Post yönetimindeki The Baby, eminim daha önce eşini benzerini görmediğiniz bir film. David Mooney, Anjanette Comer, Ruth Roman ve Mariana Hill'in başrollerini paylaştığı bu yapım ancak 70'lerde bulabileceğiniz cinsten. Toby Hooper klasiği The Texas Chainsaw Massacre bence sadece 1974'ün değil sinema tarihinin en iyi korku filmlerinden biri. Ne mutlu bana ki geçtiğimiz aylarda Kadıköy sineması buluşmalarından birinde takipçilerimle birlikte bu filmi beyaz perdede de izleme şansım olmuştu. Elbet bu başyapıt ve devam filmleriyle ilgili bir video gelecek o yüzden hakkında fazla konuşmaya gerek yok bilen biliyordur zaten. Bilim kurgu yönü ağır basan Phase 4 benim izlediğim en iyi karınca filmi. Adı sizi yanıltmasın bir devam filmi değil. Yani biz ilk üçünü izlemedik bundan başlasak olur mu diye sormanıza gerek yok. Bu filmde çöl karıncaları kolektif bilinç geliştirip onları anlamak ve yok etmek için uğraşan iki bilim adamıyla adeta satranç oynuyor. Çocukken TRT'de denk gelmiş ve hayranlıkla izlemiştim. Yakın tarihte tekrar izleme şansım oldu. Ve pek de eskimemiş olduğunu mutlulukla fark ettim. Türün meraklıları bence kaçırmamalı. Jaws. Jaws. Ya, ne diyeyim? Night Train Murders ya da The Last Stop on the Night Train size az önce bahsettiğim Last House on the Left'in İtalyan versiyonu ve trende geçeni. Başrollerinde Flavio Bucci, Enrico Maria Salerno ve Marina Berti gibi oyuncuların yer aldığı bu filmde iki psikopat adam ve bir nemfoman kadın gece treninde seyahat eden genç kızlara dehşet dolu saatler yaşatıyorlar. Bu sapıkların yolu daha sonra kızların ailesiyle kesişiyor ve roller tersine dönüyor. Aldo Lado tarafından yönetilmiş bu filmi belki hemen orijinalinin üzerine izlerseniz pek tat vermeyebilir ama bence dönemin ruhunu çok iyi yansıtan ve izlemeye değer bulduğum bir yapım. Devam filmleri ve yeniden yapımı pek kayda değer olmasa da ilk Omen bence 1976'nın en başarılı korku filmiydi. Richard Donner'ın yönettiği filmde Gregory Peck ve Lee Remick gibi usta oyuncular var. Konu biraz Rosemary'nin bebeğini çağrıştırıyor ama bunda deccal 5-6 yaşlarında bir çocuk. Türünün en iyi örneklerinden biri, elini korkak alıştırmayan, oldukça sert sahnelere sahip. Henüz izlemediyseniz bence bir göz atın ve sinema tarihinin ne kadar derinden etkilemiş bir yapım olduğunu sizler de görün. Jaws dedim, geçtim demin. Çünkü o filmle ilgili söyleyeceklerimi ayın 16'sına saklıyorum. Ama başlattığı Furya içinde en sevdiğim filmlerden biri olan Mako: The Jaw's of Death ile ilgili diyecek çok şey var. William Gray'in yazıp yönettiği bu filmde taktığı bir kolye sayesinde köpek balıklarıyla telepatik bir bağ kuran adamın maceralarını izliyoruz. Bu canlılara zarar veren herkesi yok etmeye kararlı bu dostumuz çocukluk yıllarımda benim kahramanımdı. Köpek balığı paramesanın zirve yaptığı yıllarda. Bu denli çevreci bir filmin nasıl onay aldığına hala akıl sır erdiremiyorum. Filmin diğer özelliği de gerçek köpek balıklarıyla koruyucu kafes ya da benzeri tedbirler alınmadan çekilmiş olması. Kullandıkları köpek balıklarının dişleri de yok ama olsun, olur o kadar. Dario Argento'nun başyapıtı Suspiria sadece 1977'nin değil, İtalyan korku sinemasının da bence en iyi örneği. Almanya'daki bir bale okuluna katılan Amerikalı bir öğrenci kısa süre sonra bu mekanda çok korkunç şeylerin döndüğünü fark edecektir. Suspiria, psikodelik korku filmi denince ilk akla gelmesi gereken isim. Belki günümüz korku filmlerine fazla alıştıysanız göze çok tuhaf gelecektir. Ama kendisine has bir çekiciliği olduğu da kesin. Bence tek kusuru diyaloglarının biraz yapay, daha doğrusu çocukça olması. Onun nedeni de orijinal senaryodaki öğrenciler aslında 12 yaşında. Argento'nun aynı zamanda projenin yapımcısı olan babası filmi bu şekilde çekerlerse hiçbir salonda gösteremeyeceklerini söylüyor ve bunun üzerine kadroyu yetişkin oyuncularla dolduruyorlar ama diyalogları değiştirmiyorlar. Bu detayı göz önünde bulundurarak izleyin ama ne olursa olsun mutlaka izleyin. Martin izlediğim sayısız vampir filmi içinde en ilginç bulduklarımdan biri. Başrollerinde John Amblass ve Lincoln Mazelin olduğu filmde korku sinemasının efsanelerinden Tom Savini de var. Drakula'nın soyundan gelen bir vampir olduğuna inanan Martin, kendisinden oldukça yaşlı kuzeninin yanına gidip onun da yardımıyla kana olan tutkusunu dizginlemeye çalışıyor ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu konuda pek başarılı olamıyor. The Dead üçlemesiyle zombi ya da benim tercih ettiğim şekliyle istenmeyen geberik filmlerinin çehresini değiştiren George Romero, Martin adlı yapıtıyla da birbirini tekrar edip duran vampir filmleri adına sinema tarihine bir kilometre taşı bırakmıştı. Ama nedense bu film tutmadı ve yıllar içerisinde unutulup gitti. Bence ustanın başyapıtlarından biridir ve her korku severin mutlaka izlemesi gerekir. John Carpenter klasiği Halloween, korku sinemasının en uzun soluklu serilerinden biri haline geldi. Çok yakın tarihte yeni film Halloween Kills'ın geleceğini ve o tarihte benim eliminde armut toplamayacağını düşünürsek bu film hakkında da bu videoda pek bir şey söylemeye gerek yok. Zamanı gelince uzun uzun konuşacağız elbet. The Boys from Brazil aslında tam anlamıyla bir korku filmi sayılmaz ama bu listede yer almayı hak edecek kadar iyi bir yapım ve 2. Dünya Savaşı'nın en korkunç isimlerinden biri olan Doktor Mengele'nin olduğu her film bence korku listelerinde yer almalı. Franklin J. Schaffner'ın yönettiği bu filmde Lawrence Sobie tarafından canlandırılan bir Nazi avcısı, Paraguay'da Third Reich'ı geri getirmek üzere kurulu korkunç bir planı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Gregory Peck'i Doktor Mengele rolüyle izlediğimiz bu yapım ünlü aktörün tamamıyla kötü bir karakteri canlandırdığı tek film. Şimdi kanalda Alien videosundan bol bir şey olmadığından bu filmle ilgili de bu videoda pek bir şey söylemeye gerek yok. Sadece size sözünü verdiğim Alien derin incelemenin devamı 3 Eylül tarihinde gelecek ve daha önce de dediğim gibi bu kez bu başyapıtı felsefi düşünceler ışığında inceleyeceğiz. 1970'lerden size tavsiye edeceğim son film Tourist Trap. David Schmoller'ın yönettiği yapım Chuck Connors, Jocelyn Jones, Tanya Roberts ve John Van Ness gibi yıldızları kadrosunda barındırıyor. Film kısaca Taşra'daki bir müzede kapana kısılmış gençler ve onların peşindeki maskeli katilin kanlı macerası. Terekinetik güçleriyle müzedeki mankenleri kontrol edebilen caniğimiz Stephen King'i de pek eğlendirmiş olsa gerek ünlü yazar sık sık filmi ne kadar çok sevdiğini dile getirir. 1970-1979 yılları arasında tamı tamına 1513 korku filmi çekilmiş. Ben listemi oluştururken izlemekten en çok keyif aldığım yapımlara odaklandım. Razorhead, Carrie, The Rocky Horror Picture Show, House, Wicker Man, Dawn of the Dead, Salo, Don't Look Now, Deep Red, Black Christmas, The Invasion of Body Snatchers, Nosferatu ve The Tenant gibi adları saymakla bitmeyen nice filme biraz haksızlık ettiğimin de farkındayım. Ama dediğim gibi bu benim listem. Bunlar tamamen kişisel görüşlerim. Siz de kendi fikirlerinizi hatta listelerinizi oluşturursanız sevinirim. Tavsiye ettiğim filmleri izlemeniz ve fikirlerinizi bu videonun altında paylaşmanız beni daha da mutlu eder. Bugünlük benden bu kadar. Salı günü Mubi platformundan sizler için seçtiğim 10 film tavsiyesiyle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.